Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Döner kanat çalışmaları ile ilgili konuşan Temel Kotil, T929 Atak 2'nin kız kardeşi T925 genel maksat helikopterinin 18 Mart 2024 tarihinde ilk uçuşunu yapacağı bilgisini paylaştı. Hakkında fazla bilgi bulunmayan 10 ton sınıfı genel maksat helikopterine ilişkin yeni bilgiler veren Temel Kotil, helikopterden bahsederken geçmişte T925 ismini kullanmıştı. Son açıklamada ise T925 genel maksat helikopterinin 21 kişilik kapasite ve rampaya sahip olacağını aktaran Kotil, helikopterin 11 tonluk T929 Atak 2 ile ortak güç grubuna sahip olacağını açıkladı. 11 ton kalkış ağırlığına sahip olacak T925 helikopterinin 5000 beygir kapasitesinde olacak. Kargo bölmesinde ise T925'in top ve askeri araç taşınabilecek. T925 için ilk uçuş tarihi ise 2025 şeklinde ifade edilmişti ancak Kotil, ilk uçuş için 18 Mart 2024 tarihini işaret etti. T925 helikopterinde Gökbey helikopterindeki aviyonik sistemlerinin ve belki geliştirilmiş versiyonu olacak. Gökbey ile benzer bileşenleriyle başta geliştirme ve üretim olmak üzere teslimat sonrasında ise kullanıcıya bakım, idame ve onarım gibi süreçlerde kolaylıklar sağlanacak. Temel Kotil, 11 tonluk Atak 2 taarruz helikopterinin 2022 yılı içerisinde motor çalıştıracağını, pervanelerini döndüreceğini açıklamıştı. Kotil daha önceden ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2'nin motorlarının Ukrayna'dan geleceğini ve bu bağlamda sözleşme imzalandığını da açıklamıştı. T929 Atak 2 ile birlikte T925 genel maksat helikopterinin Anadolu LHD'de kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mevcutta Anadolu sınıfındaki ve benzeri platformlarda ağır sınıf taarruz ve genel maksat helikopterleri konuşlandırılmasına yönelik bir yaklaşım söz konusudur. Ağır sınıf daha yüksek mühimmat taşıma kapasitesinin yanında deniz duruşu yüksek platformlar olarak daha zor deniz koşullarında görev icra edebilmektedir.